Mehtap COVID-19 virüsünün aslında Çin'de bir viroloji enstitüsünde yapılan bilimsel araştırmaların yapılmış olduğu bir laboratuvarda meydana gele gelmiş olan bir kaza sonucu yayıldığına ilişkin tez aslında daha önce de gündeme getirilmişti. Hatta 2020-2021 yılında yani pandeminin en tavan yaptığı dönemde, vakaların çok artışta olduğu dönemde de bu tez gündeme getirilmişti. Bizim VOA Türkçe olarak hatta görüş aldığımız bir bilim insanı da böyle bir olasılığa dikkat çekmişti o dönem. Şimdi bütün bu tartışmayı yeniden başlatansa Enerji Bakanlığı bünyesindeki istihbarat biriminin güncellenmiş bir değerlendirmeyi yayınlamış olması. Bununla birlikte bu tartışma yeniden başladı. Aslında bilim dünyasındaki ağırlıklı kanı virüsün önce hayvanlarda, memeli hayvanlarda ortaya çıkıp sonra da Çin'de Wuhan'daki hayvan pazarından salgınına insanlara geçtiği daha sonra da oradan yayıldığı yönündeydi fakat Enerji Bakanlığı İstihbarat ve Karşı İstihbarat Ofisi ki ABD İstihbarat camiasını oluşturan 18 kurumdan bir tanesi bu. bu laboratuvar sızıntısı tezini tezi üzerinde durdu ama şunu söyleyelim yani bu konuda da net ve %100 kesin bir şey yok. Low confidence olarak belirtiyor bunu Enerji Bakanlığı bünyesindeki istihbarat birimi. Yani kesinlik düzeyi düşük bir değerlendirme olarak ifade edebiliriz bunu. Ama anladığımız kadarıyla FBI Başkanı Christopher Wray'in de yaptığı açıklamadan anladığımız kadarıyla FBI'daki sanki genel kanı da yani bu olasılık, bu tez üzerinde biraz daha duruluyor gibi bir sonuç anlaşılıyor. Yani bu virüsün COVID-19 virüsünün Wuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nde meydana gelmiş, laboratuvarda meydana gelen bir kaza sonucu yayıldığı tezi onlarda da biraz daha ağırlık kazanıyor gibi denilebilir ama hem istihbarat camiası hem de bilim dünyası bu iki olasılık arasında aslında bölünmüş durumda yani hayvanlardan insana geçti veya laboratuvar kazası sonucu yayıldı ve pandemiye yol açtı şeklinde net bir sonuca varmış olan yok bilim dünyasından ya da istihbarat camiasından diyelim. Bu teori üzerinde bilhassa cumhuriyetçiler Amerika'da çok duruyordu. Olayın biraz siyasi boyutu da var aslında. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettikten sonra cumhuriyetçiler özel bir alt komisyon oluşturdular Kongre'de ve özellikle de hem bu laboratuvar sızıntısı teorisinin araştırılması hem de e, Amerika'nın Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde araştırmaları fonladığı iddialarına yönelik bir takım e, incelemelerin yapılmasına yönelik olarak. E, görüş ayrılığı var dedik hem istihbarat camiası içerisinde hem de bilim e, dünyası içerisinde ama şunu vurgulamamız önemli, istihbarat camiasının özellikle e, üzerinde durduğu ve e, birleştiği noktaların altını çizmek önemli. Yanlış anlaşılma olmaması için de izleyicilerimiz açısından bunun altını çizelim. Birincisi bu virüs bir biyolojik silah olarak geliştirilmedi. Bu hem fikir olunan ortak noktalardan bir tanesi. İkincisi kurumların çoğu virüsün genetik olarak yapısının değiştirilmemiş olduğu konusunda da yine birleşiyor. Bu da yine bunun da altını çizmek e, önemli. Bir de bir diğer unsurda da tabii e, Çin'in bu virüsün kökeninin tam olarak araştırılması konusunda e, yeterince işbirliği yapmadığı eleştirisinde de e, istihbarat camiası birleşiyor diyebiliriz. Beyim e, Amerika ile... Çin'in casus balon krizi, Çin'in Rusya askeri teçhizat desteğinden emin oldukları yönde açıklamaları var Amerikalı yetkililerin. Özetle Çin-Amerika ilişkilerinin giderek gerginleştiği bir dönemde yapılıyor bu açıklamalar, bu yeni gelişme. Nasıl yankı buldu Amerika'da, nedir tepkiler? Ya aslında şunu söylemek mümkün. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi her ne kadar bu yeni raporla ilgili olarak bir takım görüş ayrılıkları dile getirilse de hala net ve kesin bir sonuca ulaşılmamış olsa da üzerinde mutabık kalınan noktalardan bir tanesi biraz önce ifade ettiğimiz gibi Çin'in bu süreç içerisinde uluslararası toplumla işbirliğinin zayıf olduğunu değerlendirilmesi. Belki biraz şuna da değinmek gerekebilir. Pazar gününden itibaren, yani Wall Street Journal'ın enerji bakanlığı'nın bu raporun açıklamasının ardından bir yandan da Amerika'da en çok tartışılan konulardan bir tanesi, COVID ile bağlantılı. E, komplo teorilerinin sosyal medyada e, yayılıyor e, olması e, ve o dönemden bu yana mesela sosyal medyada paylaşılan bir takım e, mesajları analiz eden bir e, medya istihbarat şirketi diyelim Signal Labs e, onun analizine göre artış var komplo teorilerinin sosyal medyada paylaşılmasında Örneğin işte pandemi zamanında o çok tartışılan işte okulların kapatılması ya da işte maskeler etkisiz gibi komplo teorisi teorilerini destekleyenlerin yaymış olduğu iddialarda ve dezenformasyonda bir miktar artış tespit edilmiş durumda bu hafta içerisinde haberin ilk olarak ortaya çıkmasının ardından Hatta Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Kongre üyelerinden Marjorie Taylor Green de Covid 19'un Çin'den gelen ve insan yapımı bir biyolojik silah olduğu iddiasını bir kez daha paylaştı sosyal medyadan. O nedenle işte belki bir kez daha altını çizmekte fayda var. Tabii dünyada pek çok insanın hayatını kaybetmesine yol açan. Ee, ve hayatın düzenini de epey alt üst eden bir pandemiden sonra yine e, bu tür komplo teorileri ve dezenformasyonun e, dezenformasyonda görülen e, artışı e, yine not etmekte fayda var ama şunu biliyoruz ki şunun altını çiziyor e, uzmanlar. E, bu virüs nasıl e, ortaya çıkmış, yayılmış e, olursa olsun eğer laboratuvar kazası sonucu ya da bir laboratuvar sızıntısı sonucu ortaya çıktı çıktıysa o zaman yapılacak şey belli. Biyo güvenlik protokollerini artırmak, oradaki önlemleri artırmak. Eğer hayvandan insana geçtiyse de o zaman bu tür salgınlara uluslararası toplumun daha hızlı bir şekilde yanıt vermesi ve müdahale etmesini sağlamak. Dolayısıyla evet bir kesinlik yok virüsün çıkış noktası konusunda e, ama bundan sonra atılması gereken adımlar konusunda en azından bilim dünyası hemfikir gibi görünüyor.